geldikten sonra. Temizlik yapabiliriz. Orada tamam. Yıllarca bu vadilerdeki dengesiz su akışlarıyla diyelim, ben en yakın tarihi 2011'i hatırlıyorum. Dalyan Deresi'nin bizim Ekrem Orhan Mahallesi o civarı ne hale getirdiğini ve ne kadar büyük esnafa yardım anlamında ve oralardaki aksaklıkları ve sıkıntıları gidermek adına ne kadar çok maliyetler yüklenmişti devletimiz. Ama şimdi Allah'a şükür DSİ'miz tarafından hem burada Dalyan Vadisi'nde yaklaşık 600 metrelik bir düzergah koruma altına alınıyor. Elimizden geldiğince de buradaki doğal yaşamı koruma adına da bazı yerlerde duvarları yapmadık adeta. Oralardan bir nevi suyla yine dereyle buluşsun diye canlılarımız. İki tane ters bendi yukarıya doğru olacak. Bunlar gelen ciddi anlamdaki husubatı tutma anlamında çok önemli. Çünkü bu derelerden sadece su akarsa, husubat gelmezse, çamur, toprak, ağaç, kalıntı gelmezse bizim şehir içerisindeki menfezlerimiz de tıkanmaz. O sıkıntılara da, tahriplere de sonuçta neden olmaz diye düşünüyoruz. Burada güzel bir çalışma izledik. Yine aynı şekilde Portakallık'ta yine bir çalışma yapıyor. Bu anlamda orada da yine denize kadar ulaşımda hem genişleyerek hem de kontrol altına alarak suyu, taşkınları önlemek adına bu çalışmalar yapılmış oluyor. Ben buradan başta Cumhurbaşkanımız, Bakanımız, DSİ yetkililerine, müdürümüze teşekkür ediyoruz. Belediyeyle, işbirliğiyle. Bunlar çünkü geldiğimizden beri bizim de planladığımız projelerdi. Girişimlerimiz sonucunda yaklaşık 16 derenin hepsine inşallah kısım kısım dokunacağız. Ve ben tekrardan Rize'mize bu bölgedeki vatandaşlarımızın işte su taşkınlarından korunması adına hepimize hayırlı olmasını diliyorum.